size dinleyeyim şimdi. Soracağım soru varsa şey neresi? Başkan Bey tarafından bir yandan fon rezervi olsa bir yandan da bunları sağ olsun başkanım. Yanlış anlamayın başkanım bugüne kadar belediyede aldığı maaşı bir tek lira cebine koymamış. Hep burs veriyor fakir fukara. Allah razı olsun. Eskide belediyenin tayyikleri vardı. 5 ay, 6 ay para alamazlardı. Bölüm bölüm arlardı o da. Şimdi sağ olsun 15, en geç 15 gün içinde herkes parasını alıyor. Hayır. Evraklarını tamamlayınca, yani bizde beklemek yok. İşlemler tamamlanınca veriyoruz ha burada. Hiç bekledim mi? Yalnız müteahhitler batır, o ayrı mesele. Mahmut Yıldırım, sallallahu Urfa'ya da her gün 300 bin ekmek bedes ücretsiz. Kızım koyunun önünden daha önce kimse geçemiyor. Var adam çok karar. Burası gece kondu. İnsan korkuyordu geçmeye. Şimdi yazın gidin bakın. İnsanlar selfiler çekiyorlar, resimler çekiyorlar. Raylı sistemi de kuruyoruz. İnşallah başkanım. Evet. Karaköy'den ev yer kuruyoruz. Evet. Üniversiteye ayrı şeyler düşünürüz, sistem düşünürüz. Trambüs sayesinde şu anda bu trambüslerin kablosu şeklini inşallah yeniden reçimler verecek. Bunları oluyoruz. Eskiden hep kiralıktı hep belediyenin. Kamyonları kiralıktı. Her şeysi kiralıktı. Şimdi her şey belediyenin malı. Allah senden razı olsun. Ben daha iyi yapabilirim diyen biri bugüne kadar yanıma geldikleri zaman hep şunu söyledi. Ya senin bir projen varsa söyle ben yaparım. Yaparım ben buna şeyim gücüm yetiyor. Sen yeter ki bu memleket için hayırlı proje söyle. Ben çıktığım zaman da şunu söylüyorum. Söyleyin ne dediniz yapmadık. Ama gidin bakın batıya ne yapmışlar. Biz diyoruz ki ne söylediniz yapmadık. Ne söylerseniz yaparız. Allah'ın izniyle Emin dediği gibi yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatıdır. Bunlara Allah'a şükür biz yapabilecek durumdayız her şeyi. Öyle çok güzel kutu gibi evleri yapacağız. Daha sonra başka bir rezerv olan daha 1300 dönüm aldım. Burada da aynı şekilde kutu gibi evleri, güzel güzel evleri Urfa şartlarına uygun yapacağız. Buna ihtiyaç var. Bana çoğu işe kim bana dediler ki girme başkanım. Bunun altından kalkmak çok zor. Her birine girin. Şeye de gireceğim. Yani bu işlere de gireceğim. Biz bunun Tuğaça Bulvarı'nı yaptık. Daha imar kısmen gelmişti oraya. Bunun Tuğaça Bulvarı'na 17 kilometre şeyden Mardin yolundan Diyarbakır yoluna bağladık. Şimdi Azerbaycan'ın yanında ev var mı? Yok. Yapıyoruz. Allah razı. Şimdi gidin bakın şeye sanayiye. Hiç daha sanayinin gelmediği yerlerin yollarını yaptık. Buradaki insanların helal kazancı çok önemli. Ve bu helal kazancı kazanan insanların duası da bizim için çok önemli. Hepinize Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Allah böyle evinize bereket versin. İşinize kolaylık versin. Ailenize sağlık ve huzur versin. Burada bir başsavcı vardı. Dedi başkan diyor ben seni tanıyorum. Eğer sen belediye başkanı olursan ilk dönem Urfa'yı 10 il ileri götürürsün. İkinci dönem olursan 25 il ileri. Ustalım ben. Bizim yaptıklarımız, icraatlarımıza baktığımız zaman hakikaten Urfa çok ileri gitti. Sonra onunla telefonla görüştüm. Ya sen dedim bürokratsın. Nasıl böyle biliyorsun? Dedi benim babam belediye başkanıyım, ben onun yanında büyüdüm, ben anlarım dedi insanlar. Esnaflarla ilgili problemi zaten biliyoruz. Burada büyük adımlar atarak yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde çok büyük sorunlar kalmadı. Küçük sanayi sitelerle ilgili sorunlarımız var, KSS. Bunlarla ilgili de 6 bin bölüme yakın bir yeri dönüştürdük. Geçen bakanımla da gittiğimde Bekir Bozdağ bakanımızla da konuyu konuştuk. Burada da büyük bir adım attık. İnşallah bu meselede çözüme doğru gidiyoruz. Kentsel dönüşümde de artık başladık. Önümüzde Karakoyun'u görüyoruz.